Değerli yarışseverler, hepinize mutlu akşamlar diliyoruz efendim. Yepyeni bir dürbünden yansıyanlar programıyla karşınızdayız. Stüdyoda her zaman olduğu gibi çok değerli program partnerlerim, sevgili Mehmet Ali Beycan hocamız ve sevgili Yalçın Akağaç'la birlikteyiz. Geniş açıdan yönetmenimiz sevgili Hande de ekranlarınıza taşıyor bu kadroyu sevgili Yalçın. Sağ nasılsın? Hoş geldin, iyi haftalar. Teşekkür ederim, sağ olasın Sadıkçığım. Sizler de iyisiniz. Çok şükür. Beycan abimle birlikte geldik. Beycan abim de iyi. Keyifler yerinde. Güzel bir hafta geçti valla. Birbirinden keyifli yarışlar yorumlayacağız. Üçlülerin çok önemli randevuları vardı. Hem İstanbul'da, hem Ankara'da, hem Bursa'da, hem Antalya'da, hem Kocaeli'de. Hepsini dile getireceğiz. Gerçekten birbirinden güzel yarışlar seyrettik bu hafta. Yarışa doyduk desek yeridir. Bakalım buradan sonrası için de tümünün ayakları düz bassın, yolları açık olsun, her şey gönüllerince olsun dileyelim. Herkese iyi akşamlar bir kez daha. Amin inşallah. Harika bir giriş yaptı Yalçın hocam. Size hoş geldiniz, iyi haftalar. Siz neler söylersiniz programın açılışında? Teşekkürler, sizlere de hoş geldiniz. Vallahi bu hafta pek keyifli değilim. Çok üzüntülüyüm. İki tane yaş olarak bizden tabii aşağıda olan iki tane değerli kardeşimizi kaybettik. Onlara Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Selçuk'un benim özellikle tosunumdu. Çok güzel günler geçirmiştik ben bir ara. Adana'da birlikte Selman Bey'in baba, o birlikteydik Selman Adana'da, Selman Ankara'da. Yani de Allah yansıyor. Rahmet eylesin. Selçuk Taşbek'i hala daha şokundan kurtulamadım. Rahmetle anıyoruz. Allah rahmet eylesin. Mustafa'mız da öyle, çok güler yüzlü. Selçuk'a çok takılırdım. Hatta o kadar şeydi ki Selçuk'u görmeyenler kimseye sormaz, bana sorardı. Ekrün nerede, adamın nerede diye. Hem Selçuk abi hem Mehmet abi oradalar. Işıklarda uyusunlar. Amin. Bugün de Cem Doğan'ı kaybettik hocam. Cem Doğan'ı bugün. Allah rahmet eylesin. Vazatçılarımızdan. Yani hüzünlü bir haftayı geride bıraktık. Nurlar da uyusunlar. Amin. Mekanları saygı ve rahmetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun diyoruz ve kaldığımız yerden devam etmek durumundayız değerli yarışseverler. Programımıza dönüyoruz. Geçtiğimiz haftaya tabii bakacağız. Haftanın çok çok önemli koşulları erkek tay deneme ve dişi tay deneme koşullarıydı malumunuz. İlk olarak erkek tay deneme koşusuna gidelim. Pazar günü 19 Mayıs pazar günü İstanbul'da Veli Efendi Hipodromu'nda 6. koşu olarak yapılan erkek tay deneme koşusu grup 1 mücadelede 3 yaşlı toplam 14 tay koşuya katıldı ve kazanan ekürilerden Erten Ekürisi'nin temsilcilerinden Madras oldu Özcan Yıldırım idaresinde. Hem bir sürpriz yaptı hem de son derece gösterişli bir birinciliğe imza attı. Ne evet. dersin sevgili Yalçın? Vallahi öncelikle Song Rising'in ilgilileri Atman Ekürisi'ne, yine Proteus'un ilgilileri Fatura Ekürisi'ne. Geçmiş olsun. Geçmiş diyorum. Olsun. Jokerlerine de geçmiş olsun. Biri için yarış hiç başlamadı. Birisi tam başlarken bitmek durumunda kaldı. Maalesef. Geçmiş olsun ilgililerine. Harika bir yarış yaptı Madras. Burada Sadık Eliyeşil koşusundan sonra zaten dile getirdik safkanı. Hı-hı. Dedik ki bu at çimi de yapacak potansiyeli var. Aksiyonları da çok müsait gözüküyor. O gün zaten çime dektör olmuştu ama yarış sentetiğe alınmıştı. Net bir mesafatı olduğunu zaten gösterdi. Orada gözler önüne serdi ve erkek tay denemeyi bu denli gerilerde takip edip müthiş bir düzlükte ara kapatarak kazanması da çok göz okşadı. Yani benim açıkçası buradan sonra koşacağı tabii bilemiyorum, Sait Aksoy'u mu tercihlerler, Mehmet Akif Ersoy'u mu tercihlerler ama nereyi tercihlerlerse tercihlesinler. Benim net favorim olacak, mesafeyi dediğim gibi çok çok daha rahat yapacak potansiyelde bir isim. Müthiş bir yarış yaptı yani gerçekten. Hani hep böyle şampiyonların bir hikayesi vardır ya Sadık, evet, hep söyleriz. Evet. Her atın bir hikayesi vardır. Geçmişinde vardır muhakkak ki yaşadığı talihsizlikler, başına gelen durumlar. İşte Madras neler yaşadı? Acaba yarış hayatı bitti mi dedik? Bir daha bitmese dahi dönebilecek mi dedik? Hakikaten çok yürekli, çok cevher bir safkanmış ki. O badirelerden sonra da ekibini de tabii ayrıca kutluyorum.
Ben yarıştan sonra bizzat kutladım tabii ki farklı platformda canlı canlı. Hem atın sahibiyle hem menajeri Ferdi Kip'le hem de jokeyle konuşma fırsatım oldu. Hakikaten çok büyük bir işe imza attı bu Safkan. Yani uzun zamandır bu kelimeyi de kullanmıyordum. Triple Crown'a da bence bu at çok yakın. Yani başına bir hadise gelmez ise, bir şanssızlık yaşamadan o günleri sağlıklı bir şekilde gelebilirse İnşallah. Ben Triple Crown'a çok yakın görüyorum bu atı. Çünkü şuradan eminim bu koşudan önce de sende bu fikir vardı. Vardı. Bu koşuyla netleşti değil mi? Net yani Sadık Eleyeşil koşusunda at dedi yani ben buradayım. Haberiniz olsun dedi öyle bir performans ortaya koydu. Ve bu yarışta 1600'de hani uzundan dönüp bu yarışı da yapması müthiş bir şey yani bu at. Gerçekten çok farklı bir at. Şimdi Dragon Flame'in de hakkını yemeyelim. Yani, Blue Sunset tabii koşunun favorisiydi. Haklı favorisiydi geçen yılın tayı. Ama Blue Sunset geldi, kazanıra girdi, devam edemedi. Evet. Keza Dragon Flame çok iyi bir yarış yaptı ama bugün kendisinden daha iyi bir olan rakibe kaybetti. Yani at öyle bir geliyor ki sevgili Sadık. Bak şu an en geride tek tutan at. Evet. Tek tutan jockey Özcan. Burada dışarıya aldı ve şu an biriciyle arasında net 7-8 boy var. Geçtiği rakipler arasında 5-6 boy var. Ve rakibiniz henüz hadi dediği zamanda 6-7 boy var Dragon Flame'le. Yani bunu ancak ekstra potansiyelde, ekstra kalitesi kumaşı olan atlar böyle grup 1'de kapatabilir. İşte bak biz erkek tay denemeyi aynı benzer bir şekilde kazandık Grand Equinox'la. Yani Grand Equinox gibi bir at orayı kapatabilir. İşte bu at farklı bir at yani gerçekten ben hakikaten çok çok beğendim yarışını maşallah diyelim maşallah, at yarış öncesi yani. De çok iyi görünüyordu padokta atı gördüm zaten yanıyordu at yani çok çok iyi durumdaydı ve artık kafada kimi yapar mı yapmaz mı kesinlikle o şüpheler de kalmadı. Tamam, benim tek kafamdaki soru işareti hani geçtiğimiz yıl bu at koşabilirmiş de hani ne bileyim baktığımızda yarışlarına İşte Ankara'da yarışlar tercihlemiş. İstanbul'da Halim Celaloğlu'nu tercihlemiş. Yani o dönemlerde neden bu at çime hiç koşmamış diyordum hep kafamda. Şimdi ilgilileri çok daha iyi bilir. Ayak yapısı mı, tırnak yapısı mı, başka bir şey mi, ne olabilir diye koşmuyor diye kendimde kafamda soru işareti vardı. Ama bence artık ilgililerinin de kafasında bu soru işareti kalmadı. Ben zaten Özcan'a Sadık Eleyeşil koşusundan sonra da sordum. Evet. Özcan dedim kim için ne diyorsun bu ata? Ben kesinlikle yapacağına inanıyorum. O da dedi ki abi ben de kesinlikle yapacağına inanıyorum. Ve müthiş bir performansla hakikaten bileğinin hakkıyla bu yarışı kazandı. Kutluyorum canı gönülden. Dragon Flame Akın çok iyi bindi. Dört dörtlük bindi. Yapabileceği her şeyi yaptı kazanması için. Ama dediğim gibi çok sert bir kayaya çarptı bugün için. Geçildi. Blue Sunset yarış boyunca hiç olmadığı kadar kolaydı ama düzlükten sonra çok da iyi bir noktayı buldu. Ekürüsü de tabii yani ahırdaşı diyelim daha doğrusu. Burada içeriği açtı muhakkak sesleniyordur Ayhan da orada. Oradan da çok güzel bir yer buldu ama devamını getiremedi. Hani Safkan'ın bir takım hani sorunları da olduğunu biliyoruz ama o işte buradan sonrasını getirememesi bir soru işareti. Yani bu yarışta sonunu getiremezse uzunda çok daha zorlanır görüşündeyim. Blue Sunset özelinde. Ziska gene çok harika bir performans ortaya koydu. Orhan Meker'in de üçüncüsüydü. Kilo vermişti o gün rakiplerine. Bu kez başlardan hiç yarışa dahil etmedi. Evet. Vedat bence doğru olanı da yaptı. Zaten önde kalan, önde giden safkanlardan ayakta kalan tabela içerisinde yer alan tek isim var. O da Wolf Seyfo. Öbürleri ayakta kalamadılar yani. Torgold mesela bir yerden sonra çok aşırı sertlik yaptı. Erken de biraz yürüdü Müslüm ama o beklediğimiz Torgold'u izleyemedik. Evet. Bilemiyorum belki de İstanbul'u sevmedi. Muhtemelen Mehmet Akif Ersoy'u tercihleyecek. Orada tabii tekrar bakacağız. Ama yarış içerisinde bir at bu sertliği yaptığı zaman yani erkek tay denemede bunu yapıp performansı düşük kalıyorsa hani Sait Aksoy'u, Mehmet Akif Ersoy'u veya Gazi Koçsu çok çok daha zor. Hırçın atlar zor. Ya Madras'ın bir kere en büyük avantajı elet abi. Yarış içerisinde istediği yerde gidebiliyor. Yani en geri gittiği zaman bile çok rahat. Ki hani normali de odur zaten. Atların arasında da rahat bir at. Öyle çok sertlik yapan bir at değil. Öyle de bir avantajı var. Onun haricinde Wolf Seyfo tabii ahırdaşı
Blue Sunset'in ağırdaşı Festival Fever anormal tempolarla koşuyu götürünce Selim de biliyor temponun çok yüksek olduğunu, mümkün mertebe idare etti. Ama düzlükten sonra güzel noktada da yürümesine karşın Safkan çok devam ettiremedi. Ama hep söylediğimiz bir laf vardı Sadık, at atın yanında koşar. Evet. Hani işte burada çok beklentiyi karşılayamadı bence Wolf Seyfo. Ama Zıska'nın yarışını çok beğendim. Uzun'da merak ediyorum tabii. Uzun'da da iyi olabilir. Ama Dragon Flame'in biraz mesafe limitinin olduğunu düşünüyorum. Tabii önümüzdeki günler bunu gösterecek bizler ama ben jockey gözüyle biraz mesafe limiti olduğunu düşünmekle beraber yine de çok çok başarılı yarışlar yapabileceğine inanıyorum. Uzun mesafede de yapabileceğine inanıyorum ama kendisinden daha iyi bir isim olduğunu düşünüyorum. O da Madras. Madras'ın tabii son 800 performansı çok iyi. 46'lara indirmiş son 800'ünü. Son 3 seneye şöyle bir bakayım dedim sevgili Yalçın. Evet. Emin Kurcak, Final Dance ve Anadolu Aslanı total derecede bir saniye daha iyi. Yaklaşık 3'ü de 35'lerin başında koşmuşlar. Evet. Ama son 800 hepsinden iyi. Yani bu yılki derecenin son 800'ü, Madras'ın son 800'ü, son 3 yılın ondan daha iyi toplam derecesi olan 3 rakibinden çok daha iyi. Maşallah, gerçekten. Bu da herhalde uzun mesafe için önemli bir gösterge olur değil mi? Kesinlikle. Yani uzunu 2 gömlek daha iyi koşar. Iyi koşar. 2 kat daha iyi koşar. Yani uzun da çok rahat bir at. Yani dediğim gibi bir de hani gazi koşuların geneline bakalım. Hı hı. Böyle hep İri cüsseli, kuvvetli atlar kazanmıştır gazi koşusun. Çok azdır yani, çok istisnai atlar böyle. Hani ufak tefek olup bu koşuyu kazanan sen atlar. Sen ufarak diyordun değil mi? Ufarak, yani böyle kompakt yapıda evet. Atların biraz daha zorlandığı evet. Yarıştır gazi koşusu. 2400 metre hem tempo olacak. Bir kere bu atın en büyük avantajı Bavali gibi bir ekürüsü var. Yani istediği tempoyu verebilecek öyle yarışa. Yani çok büyük avantajları var gerçekten. Gerçekten de hani öyle. Bu yarışı kazanamasaydı Triple Crown gene zor derdim. Hani çünkü Dragon Flame'in biraz dediğim gibi mesafe limiti olduğunu düşünüyorum. Ama Madras kazanınca Özcan'a da söyledim. Özcan dedim bu yıl Triple Crown'u bu at yapabilir. Hakikaten öyle düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Müthiş. Bir kere hani Madras'ın kazanmasını da bir kenara bırakalım. Harika bir erkek tay deneme oldu. Çok güzel bir yarış oldu yani. Dört dörtlük bir yarış izledik. Kutluyoruz. Madras'ın ilgilenen. Bir kere İhsan Bey hakikaten çok beyefendi bir insan. Daha önce de bir röportajını dinleme şansım olmuştu. Hı hı. Fırtına Ercan, Ercan Fırtına abimiz yapmıştı röportajını. Hani orada konuşmaları, tavırları o kadar çok hoşuma gitmişti ki dedim ya bu adam hakikaten bir gazi yakışır. Yakışır. O dakika söylemiştim, içimden geçirmiştim. Herkese yakışır tabii ki. Herkes, tabii ki. Herkesin gönlünde bir aslan yatıyor. Ama o gün bile mesela röportaj yaparken diyor ki yani benim Safkan'ın ilgilileri burada diyor. Menajerimiz burada, antrenörümüz burada. Hak diyor, en büyük pay onların diyor. Onlar konuşsun diyor. Ben çok bir şey söylemek istemiyorum diyor. Yani bu bile çok büyük bir... Gerçekten öyle. Hani ilgilisini, atın daha çok çalışanını onur eden bir patron. Çok önemli. Hakikaten çok çok önemli. Kutluyorum. Çok güzel bir yarış kazandılar. Daim olsun diliyorum. Kutluyoruz, ayakları düz bassın diyor. Hemen hocama dönüyorum. Erkek tay denemenin Mehmet Ali Beycan gözüyle detayları neler oldu hocam? Şimdi bir kere Madras'ın biz mesafede yapacağını biliyorduk da çim koşmadığı için soru işareti oydu. Evet. Denenecek olan çim koşusunu da hava şartlarından dolayı koşamadı. İlk kez çimde koşmuş olmasında ne olur diye bir tek soru işareti o vardı. Mesafeyle ilgili bir sorun yoktu ama muhteşem bir yarış. Ki yarış öncesinde bir nalı da düşmüştü Madras'ın. Evet hocam. Özcan attan inip aldı nalı. Bu yarış öncesi. Seyisine teslim etti nalı. O vaziyette koştu. Biraz sonra bir atın da aynı sıkıntıyı yaşadığını anlatacağım. Sırası gelince ya bu yarışta yine. Ya muhteşem bir yarış. Zaten koşu bitimindeki hali de yani koşmamış gibi. Burada kutluyoruz ki o Adana'daki atlattığı Badire'de ki burada yüksek sesle isyan etmiştik o yarışı koşturdukları için hakem heyetine. Evet. Yani.
Hatta dedik ki bundan sonra böyle bir durum olduğunda sorumsuz sualsiz yarıştan çıkartılmalı. Orada 2 dakika içerisinde sahibi oradaysa, antrenörü, yetkili kimse veya jokeyini hani bindir bir tırıs yaptır falan. Tabii gibi. Mesela bu hafta Bursa'da oldu. Ona benzer bir olay. Hı hı. Bursa'daki hakem heyeti ve veterineri, saha veterinerini takdir ediyorum. At kaçtı, yakaladılar. Adam, oradaki veteriner yetkili 50-60 metre üşenmedi, gitti. Arkasından yürüyüşünü izledi. Start yerini yaptırdı. Yaptırdı. Sonra koşmasına karar verdi. Evet. Neyse, oldu geçti, kutluyoruz Madras'ı. Şimdi tabii Madras'ın bu birinciliğini hiçbir şey gölgelemez. Ama bir iki kritik olaydan da bahsetmeden geçmeyeyim. Bir kere ben Festival Fever'ın en azından Baobali'nin arkasında gideceğini düşünüyordum. Öyle tahmin ediyordum. Çünkü Festival Fever'a bir tavşan lazım. Hı hı. O kendisi tavşanlık yaptı bu yarışta. Kaldı ki tempolar çok sert. Sonunda özellikle çim pistte o tempolarla gidip bitirmek zor. Blue Sunset malum ilk planda. Bu yatsınamaz. Herkes tarafından. Geçtiğimiz yıl ilk planda. Net olarak en iyi ikilisiydi. Blue Sunset bu defa düzlükte yine her zamanki yerinden geldi ama önceki Blue Sunset gibi koşmadı. Evet. Koşuyu son anda kaybeden Dragon Flame'den bahsetmek istiyorum. Şimdi tabii rakip koşuda koşan bütün atlardır. Ama birkaç tanesi ön plana çıkar. Dolayısıyla herkesin kafasında ilk planda Blue Sunset var. Akın da Blue Sunset'in altında yerini aldı. Çok doğru bir iş yaptı. 450'de yürütmeye başladı. Çünkü Blue Sunset de orada ekürüsü yol verince yürümeye başladı. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Evet. Boyunla kaybedilmiş bir yarış. Blue Sunset 1.50 metre daha orada geç yürüse, Akın da o yürüyüşünü 50 metre sonra sertleştirecek. Biraz daha kısaltacak. Koşu boyunla bitti. Yani tabii kazanan, öyle olsa farklı olabilirdi. Farklı yani bugün için, olabilir, kazanabilirdi bugün için. Belki bugün için. Flame yarış içerisinde gidişat tabii bazı şeyleri de etkiliyor. Bunun yanı sıra yine tabii ön planda düşünülenlerden Thorgold. İki tane startta şanssızlık yaşayan, geçmiş olsun diyelim, Song Rising ve Proto ise bu iki isimden sonra onlar koşamadı. Koşanlar içinde en büyük şanssızlığı yaşayan Thorgold'tu. Evet. Thorgold'un iki nalı birden düştü. Bir tanesi yok, bir tanesi düşmeden arkası kalkarak o şekilde koştu bu yarışı. Şimdi tabi böyle olunca üstündeki adamın da doğal olarak jokeyinin psikolojisi bozuluyor. Bir de Thorgold şöyle ten direk koşusunu göz önünüzün önüne getirin. Hardenfest yüksek tempoda kaçtı. Thorgold arkasında temposunu kurdu Müslüm Çelik. Hiç tutmadı. Evet. Bu koşuda işte belki de o olaylardan dolayı, olan bu şanssızlıktan dolayı bence Thorgold'u çok aşırı tuttu. Yani 800'lere hatta 600'lere kadar at sertlik yapıyor. Müslüm ona müsaade etmemeye çalışıyor. İkisi birbiriyle uğraşıyorlar. Tempoyu veremedi. Doğru dürüst. Ve Thorgold hem nal sıkıntısı hem koşu içerisinde o kadar aşırı tutulmanın sıkıntısını yaşadı. Şimdi 1000 civarında şeyin dışında arkasında Wolf Seyfon'un dışında arkasında evet. Bir boy, bir buçuk boy geride de Blue Sunset var.
O startı olmuyor. İç tarafı gelmek istiyor. İç taraf kapalı, giremiyor. Hı hı. Yalnız bir tek bin civarında bir böyle 50-60 metrelik mesafede içerisi açıldı. Oraya girebilirdi. Giremedi. Evet. Orayı da şey kaptı. Blue Sunset'in arkasını zaten Dragon Flame kapmış. Evet. Vaziyette. O Wolf Seyfo'nun arkasına girebilirdi. Düzlükte yani bu kadar kapristen sonra o nal sıkıntısından sonra da Torgot zaten gerekli reaksiyonu gösteremedi. Ona da geçmiş olsun diyelim. Şimdi nal tamamen düşse ikisi birden bu kadar sorun değil. Tabii biri kalıp biri düşüyor, biri kalıyor. Bütün arkası kalkmış bozar. Vaziyette. Balansını tamam. Bozar. Tabii. Ben onu Allah'tan, bilmiyordum. Heyecan abi ben artık iki nalı düştüğünü bilmiyordum Torgold. Yani bunu ilk defa önemli bir anda belki de yani. Ben dile getiriyorum. Evet, evet. Çünkü ben Yaşar'la görüştüm. Tamam. Yaşar Demir atın her şeyiyle ilgileniyor. Hı-hı. Ki şeydir yani emekçidir. Aramda çok samimidir. Evet. Hatta Ankara'ya gittiğimde benim evlat Adem Güven'le Yaşar Demir hep ağırlar beni. Birebir ondan öğrendiğim bilgileri aktardım burada. Bu kadar içeri yatma da yapmadı daha önceki yarışları gibi bugün. Evet. Erkek daha deneme dedi mi o kadar içeri hafif bir yattı düzlük başında. Yok. Sonra bıraktı. Tabii. Ama aksiyonları belli zaten. Hani bir rahat aksiyon yok Torgold'da. Yani çok büyük geçmiş olsun. Tabii bu arada Zizka çok iyi koştu. Çok iyi koştu. Çünkü o da sezona biraz geç başladı. Kondisyonu yeni yükseliyor. Bunun yanı sıra yarış içerisindeki gidişattan Akın Sözen belki kazanabilirdi. Çok yakın kaybedilmiş bir koşu oldu. Ona da geçmiş olsun. Selim Wolfsayfo'da geçen yarışında bulduğunu sonlarda bulamadı. Bulamayınca da fazla hırpalamadan bitirdi yalnız yarışı. Evet. Kazananı bir kez daha kutlayalım. Ve Dişitay deneme koşusuyla da devam edelim değerli yarışseverler. Tabii ki pazar gününün son... evet röportajı da unutmayalım. Hemen Özcan Yıldırım'ın koşu sonrası yapılan röportajı ekranlara geliyor. Ve yılın ilk klasik mücadelesi değerli izleyenlerimiz Grup 1 erkek tay deneme koşusunu geride bıraktık. Koşuyu 7 numaralı Madras Jockey Özcan Yıldırım'la kazandı. Çok tebrik ederim. Teşekkür ederim. İlk çim pist koşusuydu ve yılın ilk klasik koşusunu geride bıraktınız. Neler söylemek istersiniz? Tabii yarıştan önce hepimizin soru işareti vardı atla ilgili. Ama ben çok güveniyordum. Gerek at sahibine gerek ilgililerine de. Hep bunun içinde daha iyi koşacağını düşünüyordum ama biraz daha uzun mesafe ve biraz daha hani böyle grup bir değil de sert bir yarış değil de biraz daha yumuşak bir yarış seçilmesinden yanaydım. Ama bugün grup birde hepsinin üstesinden geldi. Harika bir sprint yaptı. Harika bir yarış yaptı. Ben başta kimseye karışmadım. Düzlükte yapacağını yapmış olsa zaten bunlar geçeceğine inanıyordum. Bugün de ilgileri çok da güzel getirmişti. Atta çok da güzel cevap verdi. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyor. Biz de çok tebrik ederiz. Bol şans diliyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet biz de röportaj için sevgili Özcan Yıldırım'a ve Sabah'a çok teşekkür edelim. Devam edelim Dişitay deneme koşusuyla efendim. Günün son koşusuydu. Tabii ki heyecanlı ve muhteşem günde finalde muhteşem oldu diyelim. Giz kazandı Ayhan Kurşun idaresinde. Koşunun da favorisiydi Giz. Geçen yıldan yaptığı performanslarıyla bu yılda yine adından söz ettiren bir Dişitay Giz. İçin ne dersin Yalçın? Evet Giz bir önceki koşusu malumunuz sentetiğe alınmıştı. Değerli abim Derya Beşik adına düzenlenen koşuda. O gün için tabii ilk yarışıydı uzun aranın ardından. Startı biraz ortalardaydı. Biraz gerilere kaldı. İstediği yerlerde konumlanamadı o gün. Ona rağmen kazandı. Yani öyle cevher bir kısrak ki ona rağmen kazandı. Bu kez o yarışın aksine Ayhan çok iyi başlattı. Hemen start çıkışı biraz da hani rakiplerine zarar da vererek
baktığımızda. Çünkü bu yarışta şey çok etkilendi, start çıkışı. Hemen söyleyeceğim ismini. Bir daha bir start çıkışını alalım sayın yönetmenim. 7. kulvardaki Mind Power mı? 4 kulvar. 4 kulvar. 4'te Alkız. Alkız. Bakın şimdi Alkız ne olacak? Bak takıldı, gördün mü orada? Oo evet. Üşüyordu az kalsın. Sarı kırmızı formayla izliyoruz. Evet. Alkız zaten biraz da önlerde gider yani. Tabii normalde hani işte grup 1 yarış yani orada yerini Ayhan hani biraz da şeye kaçarak, aşırıya kaçarak, biraz da belki cezayı da göz önünde bulundurarak orayı aldı. Zaten orayı almasıyla koşuyu kazandı bence bugün için. Evet. Ama mesafede giz çok daha farklı. Çok daha rahat olur. Mesela kısrak koşusunun ben de net favorisi. Hani bir mangustayla karşılaştırdığımda gizin daha fazla böyle dayanıklılığının ve mesafeye yatkınlığının olduğunu söyleyebilirim. Tabii üçüncü pozisyonda çok kolay takip etti koşuyu, yarış boyu. Makul, güzel makul de bir tempolarda götürdü. 36,5 civarlarında geçti ilk 600'ü. She's approved, beklenenin aksine bugün önlere gitti. Aşırı önlere gitti. Ve üçüncülükte bariyer dibinde çok kolay bir şekilde takip etti. Özcan da hemen rakibinin arkasında. O da çok iyi yer tuttu aslında Mangusta'yla. Bak şu an aradan çıkıyor sevgili Sadık Giz. Önü açık ve 400-500 metre var yani. O 500 metre kolay kolay bitmez. Yani Giz öyle cevher, öyle yetenekli bir isim ki. Buradan sonra bir de rakiplerini hissetti ki hamle yapıyor. Yapıyor. Yani yarış karakteri çok yüksek bir isim gerçekten. Harika koştu, kazandı. Kutluyoruz. Mangusta ile Özcan yerinde hamlesini yaptı ama sanki biraz daha mesafe olsa ikinciyi de kaybedecektir. Öyle bir koşu yaptığını gözlemledim. Flying Space yine yarışın iyi koşan isimlerinden. Burada hani 5. 6. sıradan şans bulmuştu. Hep Giz, Mangusta ve Mitros on Fire ve şey dedik. Ohrit'in zincisi dedik. Yani bu 4 at hep önde düşündüğümüz atlardı. Ama Ohrit incisi sanırım pist normale dönünce beklentinin altında kaldı. Yani son yarışıyla alakasız bir performans sergiledi. Her ne kadar işte belki işte istediği yerlerde gidemedi diyen olabilir. Biraz şanssızlık yaşadı, yerini rahat bulamadı diyen olabilir. Ama her şeye rağmen son yarışında o ağır pistte o kadar gerilerden ara kapatıp gelmesi ve müthiş kazanması, ama bu yarışta baktığımızda hiç alakası yok o yarışta. Doğru. Ben Kuruçim'de eksik koştuğunu düşünüyorum. Tabii ilgilileri tekrar deneyeceklerdir. Uzun mesafede de bakacaklardır. Ondan sonra yol haritalarını belirleyeceklerdir diye düşünüyorum. Ama Giz hakikaten hani kısrak koşusunun bende net ismi oldu. Mangusta için uzun da şüphelerim var bu yarışıyla birlikte. Yani Özcan'ın o kadar güzel idare etmesi, güzel noktalarda götürmesi ve yerinde hamleyi yapmasına rağmen barutunu son ana kadar kullandı ve barutu bitti. Evet. Yani biraz daha mesafe olsa olduğu noktada bitirdiği derecede olmazdı diye düşünüyorum. İkinciliği hatta üçüncülüğü de kaybedebilirdi. Mitros on Fire bu kez gene startta kaldı 3 boy ama son yarışındaki şanssızlıkları yaşamadı. Çok güzel noktada kazanacağı bir kulvara çıktı. Ama bakın at uzanamıyor. Yani çimde o sentetikteki aksiyonunu göremedim ben Mitros on Fire'da. Yani buradan sonra bakın biraz yalpalıyor. Rahat değil yani böyle aksiyonları. Burada kamçıyı sola alıp kullandıktan sonra da hani çok bir şey yok elinde. Yok, evet. Yani bütün sermayeyi tüketmiş vaziyette girdi aynaya. Yarışın dikkat çekici ismi Silk Spectre. Bence beşinciliği çok başarılı. Hiç şans verilmeyen bir isimdi. Son yarışından sonra Nadas koşusunda ben bekliyordum aslında. Sürpriz bekliyordum Silk Spectre'den. O gün için hiç yapmadı. Ama kuru çimde biraz daha iyi koştu. Ve yarış içerisinde önlerde yüksek tempolarda gitmesine rağmen She is approved koşuyu 6. olarak bitirdi. Rosa Bianco. Yani bu tayın da uzun mesafesini merak ediyorum. Fena koşmadı. Uzunda daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Keza Peker'im. Yani yarış 36.97 bitiyor. 37.89 yapıyor. Peker'imin bu yarışı bence fena değil. Uzunda kısrak koşusuna koşarsa eğer
veya nereyi tercihler bilmiyorum ama uzun yolda sürpriz şansı olabilir Peker'imin diye düşünüyorum. Ama hepsinden ayrı yere net olarak gizli koyuyorum. Yani farklı bir cevher. Farklı bir cevher yani giz. Kutluyoruz tabii ilgililerini. Yani şunu da söylemeden geçmeyeyim. Hasan abim tabii, Hasan ikinci. Evet. Uzun yıllar birlikte de çalıştık. Bu atın işte annesine de ben bindim. Annesinin Şeker abisi Ayşe. Keyif öz kardeşi biliyorsun. Doğru. Şeker Ayşe'nin. O abisiyle de güzel yarışlar bindim, kazandım. Görmesini çok isterdim ama nasip olmadı maalesef. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Amin. Hasan ikinci abimi de bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum. Böyle bir yarış izledik ama giz gerçekten çok çok farklı bir yarış karakteri var yani. Çok özel atlardan, özel kısraklardan bir tanesi olacak. Diyor sevgili Yalçın, Ayhan Kurşun da 2948 lira para cezası bahsettiğin hamlesinden dolayı start çıkışındaki usulsüz kulvar değişikliği sebebiyle almış. İyi, onunla kurtulduysa çok iyi. Hocam? Ya giz tabii çok güçlü ve yarış karakteri yüksek bir kısrak. Ki geçtiğimiz hafta yarış öncesi biliyorsunuz kayıtlarda ki analizimizde bir şeye işaret etmiştik. Sakarya koşusu 1800 metrede ağır çimde erkek rakipleri 5 boy yapmış. Önde vurmuş bir kısrak. Makul'le She is Approved'un önde ikili olarak başladıkları koşuda hemen arkalarında Ayhan Kurşun da yerini aldı. İç yerini kaybetmedi. Son 350-300'de iki makulle She is Approved'un ortasından yürüyüp 300'de liderliği aldı. Onun arkasından sprinte başlayan ve Flying Spice'a, Mangusta ve Flying Spice'a hiç fırsat bile tanımadan fotoya aldığı liderliği taşımayı başarmış oldu. Çok güçlü bir kısrak ve bir de şöyle bir özelliği var. Jockey'ine de çok tabi bir kısrak biz. Çok çok. Jockey her yerde istediğini yapan. Yerde, hadi dediği yerde yürüyor yani. Büyük avantaj. Büyük yetenek ya gerçekten. Kutluyoruz. Bu vesileyle Hasan II. Beyefendi'yi de bir kez daha rahmetle analım. Şimdi tabi kısrak koşusunun önemli favorisi olarak çıkacak. İnşallah sorunsuz, sıkıntısız koşar ama eksik koşması halinde ben uzun mesafe için Rosso Bianco ve Beta Orion'sa özellikle dikkat derim. Mangustan'ın da tabii bu yılki ilk çim koşusu ama sanki mesafe sınırı olacakmış gibi göründü. Obrit incisi için şöyle düşünüyorum. Hani benim o meşhur istatistiğim var. Özellikle İngilizler içindir o istatistik. Uzun ara sonrası iyi koşan ikinci koşu yakın tarihli olduğu zaman tehlikeli oluyor. Evet hocam. Obrit incisi belki de bunu yaşadı. Bu istatistiğe takıldı diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra ki tabii Mitros on Fire'ın ilçim koşusuydu. O da kısrak koşusunda ses getirebilecek isimlerden. Diğeri de Flying Spice. Ben kısrak koşusu için hem Rosso e Bianco hem de Peker'imden sürpriz bekliyorum. Yani tabelanın üst sıraları için mücadele verebilirler. Yani aynaya girerken bakalım. Özellikle Rosso e Bianco çok hızlı girdi aynaya yani. Aynen. Ne kadar gerilerden. Mesafede daha iyi koşacak. Anormal bir ara kapattı. Çok beğendim ben yarışını. Özellikle orijinal olarak uzunu yapabilecek potansiyelde. Scarface temsilcisi Rosso e Bianco'ya hem Yalçın Akaç hem ve şöyle de bir şey var Yalçın. Dikkat diyor. Jockey'i istedikçe de veriyor. Evet. Evet hocam. Çok da sıkışık bir alanda artık son metreler. Evet.
artık çok iyi biliyorum onu tabii. Oralarda böyle çok şey yapamadılar. Tam böyle ne var ne yok teşviği de yapamadı Mustafa Çiçek. Şimdi bakalım. Bak burada bir gözüktü. Önünde Beto Arianis var. Hemen içinde Look at the Star var. Bak tam böyle dört dörtlük bir teşvik değil bu. Evet. Yani ufak ufak böyle gıdıklayarak geliyor. 6-7 boy var birinciyle arası. Tabii ki zaten çok doğru. Mustafa o esnada artık tabii yani, yarış bitti dedi. Yarış bitti dedi ha. Yani. Aynen öyle ama uzun da farklı olur. Uzunu farklı yapar o at. Dikkat diyoruz. Hemen röportaj için efendim ekranlarınıza getiriyor. Ayhan Kurşun'a kulak veriyoruz. Evet değerli izleyenlerimiz, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda günün son mücadelesi Grup 1 dişi taydeneme koşusunu geride bıraktık. Koşuyu 5 numaralı giyiz jokey Ayhan Kurşun'la kazandı. Tebrik ederim. Teşekkür ederim, sağ olun. 3'te 3 oldu. Evet 3'te 3 ve oldu. İlk dişi taydeneme galibiyetinde. Aynen. Neler söyleyeceksin? Benim de ilk galibiyetim dişi taydeneme olarak. Bugün giz gerçekten çok çok iyi geldi. Yarış içinde de çok güzel bir yer bulduk. Startı da iyi aldı. Yarışın favorisiydi. Evet, yarışı da startı da çok iyi aldı. O iyi almasından dolayı da güzel bir yer bulduk. Düzlükte de zaten kulvarı bulduğu zaman yeter ki yolu göstermeniz gerekiyor. Bugün iyi koştu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Bol şans. Kolay gelsin. Röportaj için çok teşekkür ediyor. Devam ediyoruz efendim. Şeyi de söyleyelim ama Ayhan'ın da ilk dişi taydenemesi. Evet. O açıdan da onun için tabii özel bir yeri var. Çünkü klasik bunlar yani erkek taydeneme, dişi taydeneme, işte kısrak koşusu. Bu tip koşuları kazanmak bir jokeyin kariyeri için çok çok, çok önemli. Bir kez daha kutluyoruz. Devam ediyoruz efendim. Kartepe'ye gidelim ve Kartepe'de yapılan 21 Mayıs tarihli yani dünkü koşuya, dünün 7. koşusu kısa vade 8 statüdeki koşuya bakacağız. 3 yaşlı İngiliz taylarını 1800 kumda bir arada izlemiştik. Son of Cougar Ahmet Çelik idaresinde 6 boyluk bir fark yaptı. Net favoriydi koşuda ve favori Lee'nin hakkını verdi diyebiliriz. Evet. O şekilde de kazandı Yalçın, ne dersin? Yani o kadar uygun bir grup seçmiş ki ilgilileri. Yani artık atımız kazansın dercesine bir gruba getirdiler. Yani çok daha farklı yarışlar da koşabilirlerdi. Daha zorlu yarışlar da koşabilirlerdi. Ama yaklaşık 2 ayı aşkın bir sürenin ardından en azından rahat kazanarak. Bir de mesafeye de ilk kez çıktı bu denli uzun mesafe. Bugüne kadar en yüksek, en uzun koştuğu mesafe 1500. Evet. 1800'de çıktı. Tabii uygun da rakipler olunca. Bir kere ele tabi gitmesi çok sevindirici. Cougar'ın, Son of Cougar'ın. Çok rahat koşuyu takip etti. Zaten öndeki Can Efe. Can Efe düzlüğe kadar getirdi kendisini. O düzlükten sonra da açık alanı bulunca Son of Cougar beklenilen performansı ortaya koydu. Bundan sonraki yol haritası neresi olur bilemem. Ama Son of Cougar tabii özel bir isim. Kabukum'da çok başarılı yarışlara imza attı. Belki de anafartaları artık tercih edecektir diye düşünüyorum ilgilileri. Öyle bir hem nefes açma hem de moral bulma yarışı oldu. Son of Cougar açısından kolay bir birincilikti. Kutluyoruz. Koşunun tabii ikinciliği daha fazla çekişmeli ve heyecanlıydı. Son metrelerde acaba Linepack'ın alabilecek mi ikinciliği dedik. Koşuya biraz da geç başlamıştı Mehmet. Ama ikinciliği kurtaramadı. İkinci olan Kral Dayı'ydı. Kutluyoruz. Kral Dayı'nın yarışı da dikkat çekiciydi. Güzel bir performans ortaya koydu. Burada tabii Selim'le bir önceki yarışını güle oynaya kazanan bir tay vardı. Appreciate Proteo. Appreciate Proteo. Ama sanırım mesafe limiti olacak o tayında. Yani ikincilikte koşuyu takip etti ama düzlükten sonra hiç bekleneni veremedi. Beklentinin çok altında bir yarış performansı izledik diye düşünüyorum bu taydan da. Kutluyoruz Ahmet Çelik'i ve Ayhan abi, Ayhan Ahrasoğlu'nu. Onunla da görüşmüşlüğümüz, tanışmışlığımız var. O da çok tatlı bir insan. Bir de çok böyle şey meraklı atçılığa. O açıdan da onlara da bir moral olmuştur tabii Alper abiye de. Kutluyoruz, daim olsun diyelim. Kutluyoruz. Hemen hocama dönüyorum. Hocam, Son of Cougar 3 yarışlık o ikincilik serisinden sonra yine kazandığı koşulardaki gibi o son metrelerde kolay şekilde birinciliğe uzandı. Özellikle o son koşusu koştuğu zamanlarda ufak tefek sıkıntıları vardı. Vardı.
Onlar halledilmiş, istirahat de yaramış. Bugünkü görünümü o Ankara'da yarış hayatına başladığı kalite ve klasında gördük. Evet hocam. Layin Pekkan iki boy gecikmeyle başladı. Son of Kogur ve Can Efe ikisi önde başlayan oldular. Sonrasında Appreciate Proteo doldurup Can Efe ile birlikte önde olmak adına biraz ısrarcı davrandılar. Hal böyle olunca Ahmet Çelik de arkalarına kalıp takip etmeyi yeğledi. 600 dönülürken Appreciate Proteo'yu atlayıp ikinciliğe sarttı. Sonrasında 400 geçildikten sonra öndeki Can Efe'yi de atlayıp her geçen metrede açtığı farkla arkayı da kontrol ede ede kolayca potalamış oldu. Kutluyoruz. Bir yarış öncesinden bahsetti Selim Kaya ile sevgili Yalçın. Bugün ki 10 gün önceydi o yarış. Evet. 63 kiloydu. 63 kiloluk 10 gün önceki koşulan yarışın yorgunluğunun üzerine bir de koşmaya başladığı ilk günden bu yana kullanılan kapalı gözlük takısının bu yarışta olmadığını gördük. Evet hocam. Bilmiyorum unutuldu mu yoksa bir deneme mi yapıldı. O da sonlarda dolayısıyla emeklemeye başladı. Ve epey gerisinden Kral Dayı ile Layin Pekkan ikilisinin 6,5 boy gerisinde tamamlayarak bitirdi. Yüzlüğe çıkınca bıraktı zaten evet. Selim. İkinci lig için kapışan Kral Dayı ile Layin Pekkan arasında da burun farkıyla netice Kral Dayı'nın oldu. Batman çocuğu o da bugün hiç işlemedi. Onun da Kocaeli pistindeki ilk yarışı. Hı hı. Belki de onun etkisi. Ona da geçmiş olsun diyelim. Diyoruz hemen devam ediyoruz efendim. Aynı gündeyiz. Yani dün Ankara'da yapılan koşuya bakacağız. Günün 6. koşusuydu. Dünya Kadınları koşusu. Volca Maria. Mehmet Akyavuz idaresinde kazanma başarısı gösterdi. Kısa vade 6 koşuda tabii ki 3 yaşlı dişi İngiliz tayları Dünya Kadınları koşusu için start aldılar. Sürpriz evet AGF'si %6'larda ama Ganyanlar o kadar aynı ölçüde sürprizi göstermedi. 5.85 evet. Gibi bir Ganyan'la kazanma başarısı gösterdi. Ne dersin sevgili Yalçın? Evet burada tabii Nymphadora Tonks çok favoriydi. %50'leri aşan bir yani AGF tablosunun yarısından fazlasını almış bir oranı vardı. Evet. Pek beklentiyi karşılayamadı bu yarışı. Tabii ilk kez uzuna çıktı. Antalya'da 1700-1400'leri kazanmıştı. Rahat da kazandığı koşular vardı ama Ankara'daki bu yarışında çok bekleneni veremedi. Volca Maria tam tersine çok güzel bir bekleme yaptı. Bir de burada Secret Image şu an liderliği aldı ama çok aşırı tempolara girdi. Hı hı. Yani Secret Image biraz kontrollü gitse bu yarışta net kazanan olurmuş bence. Evet. Yani bu tempolara girip 2200 metre bir yarışı bitirmek çok kolay değil. Yani şu an ikinci olan Etsuko ile arasında 6-7 boy var. Ve çok kolay şekilde gidiyor ama tempoyu veriyorsun yani. O son artı son düzlüğü getiremezsin o tempolarda. Doğru. Özellikle çim pistte. Özellikle çim pistte. Bence çok geçerli bir performanstı Secret Image'in performansı. Bir sonraki yarışı farklı olur diye düşünüyorum. Yani İstanbul'daki koşusunda da tempolara girip kazandı ama yani o yarışta bu yarış bir değil. Şimdi sevgili Yalçın İstanbul'daki koştuğu kazandığı koşuda yine grubun önüne çıktı. Evet. Ama hep 1.5-2 boy 700'lerden sonra vitesi arttırıp kaçtı bitirdi. Evet. Yani şu an da olur. Tabii buradan sonra zaten oksijen duvarına çarpmaya başladı. Aynen. Yani yarış 2000 olsa yine bitirecek. O denli iyi bir yarış yaptı. Aynen. Evet. Yani belki buradaki koşunun tekrarını yapsa belki bitirebilirdi. Bence bitirebilirdi. Yani hep böyle 2 boy 2 boy 2 boy 2 boy
Kesinlikle. O kadar yüksek tempoya girmeden. Ben de aynı kanadayım. Çok 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 iyi bir yarış yaptı. Secret Image yarışını en beğendiğim isimler arasında burada. Fakat Volcamaria da düzlük sprintini müthiş yapan isimler arasında. Mehmet Akyavuz da zaten bu tip yarışlarda hakikaten kalitesini gösteren jokeylerden. Çok güzel bir ekleme yapıyor. Acele etmiyor. Eli yumuşak. Düzlüğe bırakıyor işi ve düzlükten sonra da harika bir sprintle kazandı. Kutluyoruz. Keza koşunun ikincisi Etsuko ikinci pozisyonda takip etmişti yarışı. Biraz erken hamleyi yapmak durumunda kaldı. Sonlarda sert gelen rakibine kaybetti ve bir diğer ilk koşan isim de Candy Queen. Son yarışında söylemiştik. Çok da favoriydi. Evet. Ankara'da acaba yüksek irtifadan mı etkilendi dedik. Çok bekleneni verememişti o gün. Ama bugün Çim'de de başarılı bir performans ortaya koydu ki orijin olarak daha çok kuma yatkın bir orijini var. Hı hı. Kısrak babası Kuve. İşte babaya baktığımızda Cindy İskendi. Daha çok kumda başarılı olan bir orijin ama Çim'de de güzel bir üçüncülük elde etti bence. Böyle bir yarış izledik. Kutluyoruz Mehmet Akyavuz'u, Süslü Ekürüsü'nü ve Safkan'ın ilgililerini. Kutluyoruz hemen hocama dönüyorum. Belki de biraz daha tempo yapmamız da gerekebilir hocam. Buyurun söz. Flight time'a da geçmiş olsun. Startta sorun yaşayıp çıkmadı ve başlayamadı yarışa. Evet, geçmiş olsun. Şefik abi ve Buğday Cekir. Bahsettik. Secret Image'in önde bu kadar yüksek tempoda gidip bu mesafede bitirmesi zor. Ki ilk Çin pist koşusu Secret Image'in. Evet. Onu da belirtelim. Kazanan Volcamaria sonlarda çok güzel güçlü bir sprintle geldi. Öndeki rakiplerini yakalayıp kazandı. Volcamaria 7. startında maiden çıkmıştı. Ve ilk Çim koşusuydu. Yine Çim'de bir galibiyet elde etmiş oldu. Kendi Queen'de Ankara'da geçen sene Çim'de maiden'den kazanarak çıkmıştı. Şimdi de 7 ay sonra Çim'de ikinci Çim koşusu bu. Özellikle birazcık daha kısalacak mesafeler için tırnağın ucunda, hani o tabiri de kullanmak lazım. Nymphadora Tonks, evet biraz önlerde epey tutuluyordu. Ama onun da 3 aya yakın bir arası var. O aradan sonra bugün için mesafe biraz uzun geldi diye düşünüyorum ben. Diyor hocamız ve efendim devam ediyoruz. Sıradaki mücadelemiz aynı gün günün evet röportajı tempoyu arttırınca unutmayalım, ekrana getirelim. Değerli yarışseverler, yine özel ve güzel bir koşuyu geride bıraktık. Dünya kadınları koşusunu 11 numaralı Volcamaria Mehmet Akyavuz'a kazandı. Mehmet, öncelikle tebrik ediyorum. Volcamaria'ya bir koşu önce bindin. Ağır sahaydı, çok ağırdı ve o gün için etkisiz kaldı ama o koşudan bu yana neler değişti senden öğrenelim. O koşuda sizin de söylediğiniz gibi işte sahanın, pistin ağır olması ve mesafenin kısa geldiğini ilgilerine söyledim. 1600 bir yarışa daha kayıtlıydı. Oradan koşmayıp işte uzuna gidelim diye istişare ettik. Ve burayı da koştu. Çok da güzel koştu. Çok da güzel bir yarış, anlamlı bir yarış. Bu arada da Dünya Kadınlar Günü, bu kupayı da bütün kadınlarımıza armağan ediyorum. Ne mutlu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben de başarılarının devamı diliyorum Mehmet. Sağ olun, teşekkürler. Röportaj için Mehmet Akyavuz'a ve Yüksel abiye çok teşekkür ediyoruz. Efendim devam ediyoruz. Kaldığımız yerde, yani aynı gün Ankara'da yapılan 9. koşu kısa vade 6. 3 yaşlı İngiliz taylarının mücadelesiyle devam edeceğiz ki Can Otay'ın kazandığı koşu Özcan Yıldırım idaresinde boyun farkıyla Express'in önünde kazanma başarısı gösterdi. Can Otay'la Özcan Yıldırım. Sevgili Yalçın, evet, ne dersin bu koşuya? Yani bu taydan beklenti yüksek. Çok daha umutlulardı diye düşünüyorum ilgilileri ama tekrardan o bu yarışıyla birlikte umutlar tazelendi, yeşerdi diye düşünüyorum. Yani baba My Boy Charlie. Hani anne baktığımızda Petekcan. Power Sport kızı.
Yani Petekcan Çim'i de çok başarılı bir performansla yaptı diyebiliriz. Yani Miss Pete'ye baktığımızda abisine hep kumda koştu. Hiç Çim'e çıkartmadı ilgilileri. Ama Butay'la çok daha farklı düşünüyorlar. Oktay abi de biraz keyif yapmıştır diye düşünüyorum. Uzun zamandan evet. beri hep böyle bir şanssızlıklar, bir aksilikler yaşıyordu ekürü. Ama Butay'la biraz keyif yaptılar ve moral buldular diye düşünüyorum. Güzel bir yarış oldu. Özcan yine hani bu haftaya damgasını vurdu. Birçok yarışta hakikaten Bursa'da da vereceğiz birazdan. Hı hı. Çok güzel performanslar sergiledi. Hatta geçen biz canlı röportaj yaptığımızda Özcan'la, Özcan dedim hani ben sana tüyoyu vermiştim sezon başı. Sen de o tüyo doğrultusunda gerekenleri yapıyorsun. Hani bu yıl başa savaşır diye bir cümle kurmuştum sezon başında. Ve bu performanslarıyla da yavaş yavaş yukarıya doğru performansını, moralini ve formunu çıkarttı. Bakalım ikinci bir gazi koşusu hanesine yazdırabilecek mi? Yani şu an ortalarda geriye yakın döndü. Geçtiği rakip de hemen önünde Express. En dışarıdaki iki safkandan bahsediyorum. Burada Erhan biraz tayı kaçırdı. Dışarıya doğru bir hamle yaptı. Öyle olunca Özcan içini tercihledi. Yalnız Express'in de yarışı enteresan. Yani, buralarda kazanır gibiydi evet, ama. Kazanır gibiydi ama bir işte yalpalayınca orada kaybetti. Şurada bir sola alınca bir son bir hamle yaptı ama Can Otay da çok etkili geldi. Evet. Yani içeriden çok güzel hücum etti. Ama ben Express'in de yarışını çok beğendim. Bir sonraki yarışı yine etkili koşabilir diye düşünüyorum. Onun haricinde yani bu iki tay biraz daha göze çarptılar. Kutluyoruz. Kutluyoruz. Hocamdan ilaveleri rica ediyoruz. Tabii düzlükte çok güzel bir birincilik mücadelesi izledik. Özellikle son 300'de yeni safkan birden evet, hemen hemen kazanır pozisyonda. Haftanın çok yakın bir tek Kerbi biten yarış. Onlardan devam edemedi. Thomas Shelby, Desert Quiet, Birdwood, Fast Pilot, Express, Can Otay, Şerdil devam edemeyince altılı olarak kaldılar. Yakın aralarla birincilik uğraşında müthiş bir çekişme. Can Otay ile Express onlardan biraz daha avantajlı konuma geldi. Boyun farkıyla Can Otay lehine sonuçlanan bir koşu oldu. Üçüncülük uğraşı da burun farkıyla bitti. Fast Pilot'ı geride bırakan Birdwood'un oldu. Bu arada not alan izleyicilerimiz için söylemek istediğim şeyler var. Thomas Shelby kulaklıktan vazgeçilip dil bağı aksesuarı kullanıldığını, yine Fast Pilot ile Express'in iki koşudur kullanılmaya başlanan dil bağı ile koştukları bilgisini de verelim ve fark yaratmaya da başladılar. Bu arada ilk 500-600'de problem yaşayıp koşuyu bırakmak zorunda kalan The Or ile de geçmiş olsun diyelim. Geçmiş olsun diyoruz ve efendim İnşallah çok önemli bir sorun yaşamamıştır. İnşallah. Bir gün önceyle devam edelim. 20 Mayıs tarihinde yapılan Bursa'daki koşuya dönüyoruz. Günün 7. koşusu olarak düzenlenen Bursa Jandarma koşusu ekranlara geliyor. Kısa vade 6 mücadelede 3 yaşlı dişi İngiliz tayları 1500 çimde bir araya geldiler. Marie Curie Özcan Yıldırım'la kazandı. Az önce sevgili Yalçın Akağaç'ın söylediği gibi haftanın en başarılı isimlerinden biriydi şüphesiz sevgili Kesinlikle. Özcan Yıldırım. Kesinlikle. Yani Marie Curie enteresan bir isim. Geçtiğimiz yıl özellikle ikillik devresinde iyi performanslarını izlemiştik. Sonra bir gerileme dönemi yaşadı. Ama bu sezona özellikle üçlük devresine fırtına gibi girdi. Hem sentetikte hem kabokumda hem çim pistte ne kadar yetenekli olduğunu gözler önüne serdi bence bu yarışta kazanarak. Özcan tabii çok iyi bir biniş sergiledi gene. Çok sabırlı bekledi, acele etmedi. Şu an 5.likte bariyer dibinde. İyi de bir tempo var koşuda. Önde şu an koşuyu 6 numaralı tay önde götürüyor Can Belgin.
Özcan bariyer dibinde beşicikte. Yarışın da favorisi Before or After hemen dışında. O biraz erken hamle yapıp dışı tercihledi Kadir. Özcan'a da bariyer dibi kaldı. Bayağı da boşluk vardı orada. Orayı da çok iyi değerlendirdi. Buradan sonra yaptığı ataklarıyla koşuyu kazanan oldu. Kutluyoruz ekibini, jokeyini ve ilgililerini. Sahibini. Yablaniska da yine sonlarda etkili gelen isimlerden. Bayağı bir o da ara kapattı. Koşunun ikincisi Gravity of Love. Dikkat çekici bir performans. Ben çok beğendim yarışını. Bakalım bundan sonrası için neler yapacak. Tabii artık şimdi tam üçlülerin hem dişilerin hem erkeklerin yoğun bir olduğu şey benim. Var. Tabii baktığımızda haritaları çok yoğun. Bundan sonrası neler olacak hep birlikte göreceğiz. Kutluyoruz. Kutluyoruz ve gerçekten de gösterişli bir performans. Belki benim gibi hatırlayamayanlar arama motorundan Marie Curie'ye bakmıştır diye ben de söyleyeyim hocam. Nobel ödülünü, Nobel Kimya ödülünü 1911 yılında iki defa kazanmış önemli bir kişilik. Evet. Özcan tabii bariyer dibinden hiç mesafe kaybetmeden o kadar güzel yerden döndü ve o gelişiyle de koşuyu zaten lehine çevirmeyi başardı. Yablaniska ki geçen yıl birçok grup koşularda izlemiştik. Geç süratlendi. Çok güzel bir sprint yaptı ama koşu bitmiş oldu. Hı hı. Ben Wings of Time'ın uzun mesafelerde daha farklı neticeler alabileceği düşüncesindeyim. Bu arada önde tutulanlardan Before or After belki ilgililerin beklediği neticeyi alamadı ama ilk kez böylesine normal çim koşusu ve ilk 8 atın da 1.29 içerisinde bitirdiğini de unutmayalım. Evet hocam. Yani çok yakın fazla farkları yok. Yarışlar izledik bu hafta. Ama özellikle not edilmesini istediğim, hafızalardan yer almasını istediğim isim Dilayhan. Dilayhan. Evet. Evet hocam. İlk startı Ocak'ta İzmir Kumu'ndaydı. 4 ay sonra ikinci startı, ilk çim ve ilk Bursa koşusu. Bence yarış pişkinliği arttıkça adından çok bahsettirecektir derim. Dilayhan'a dikkat diyor Mehmet Ali Beycan hocamız. Devam ediyoruz. Aynı gün bir sonraki koşuya geçelim ve kısa vade 8 mücadeleye bakalım efendim. 3 yaşlı İngilizlerin, İngiliz taylarının 1500 çimdeki koşusunda Mr. By Bars kazanma başarısı gösterdi. Özcan Yıldırım idaresinde kazanan isim oldu, favori olduğu koşuda sevgili Yalçın. Valla Mertcan'ın bu hafta bu start problemlerinde yaşadığı şanssızlıklar bu hafta kabul haftası olarak görüyorum. Yani önemli koşularda erkek tay deneme olsun, bu yarış olsun. Maalesef. Şanssızlıklar yaşadı. Geçmiş olsun diliyorum. Miralay'ımın ilgililerine ve jokey Mertcan Çelik'e. Ya Mr. By Bars enteresan bir at. Baktığımızda bundan kaç koşu önce satış koşusundaydı? Yarış hayatının 3. startı. Bundan 6 koşu önce, 7 koşu önce satış koşusuna yazılmış bir isim. Maiden satışa yazılmış bir isim. Sonra Cihan girdi 3. Sonra Cihan girdi 3. Bahsettik burada. Yarışın tabii çok anlattık. En ilgi çekici atı dedik. Aynen. Önemli bir ara kapattı dedik. Ve döndü Bursa'da. Favori katıldığı koşuda. Güzel de bir birincilik elde etti. Yani yakın doğuranlar birbirlerine ama biraz daha öne çıkan bir isimdi. Bu tay. Ve güzel bir birinciliğe daha imza atmış oldu. Tabii Tale of the Dream bariyer dibinde şu an 2-3 boy kadar da önde ama çok iyi hücum etti Mr. By Bars. Yani hemen dışındaki Hegel de Fevzi Lütfi Kara Osmanoğlu koşusunun birincisi. Doğru. Çok yani Hegel o koşudan sonra bir türlü istenilen yarışını yapamadı. Bir sentetik bir ağır çim koştu gerçi. Evet. Onları belki pek. Ama şey normalde yapamam. Bugün için gittiği yerler çok iyi. iyi noktada hücum etti. Tam yerinde hamlesini yaptı ama çok devam edemedi. Yani o gün için hani Fevzi Lütfi Kara Osmanoğlu koşusundaki performansını bir daha net göremedik yani Mutay'dan. Doğru. Ama Mr. By Bars'ın ilgililerini kutlamak lazım. Hani ne oldu da satış koşusuna yazdılar Mutay'ı?
Ne oldu da bu denli form sıçraması gösterdi değil mi? Satış koşusunda değil ama sonrasında da el değiştirmiş görünüyor baktığımızda. Yani o yarışta değiştirmedi diye biliyorum. Yok satışta değil. Sonra bir yarış daha koşmuş aynı evet. Sahibi Ekürü üzerine. Yani kutluyoruz. Haldun abi de sanırım Buat. Yani Haldun abinin atlarına imza atıyor çünkü Mustafa Sandıkçı. Kutluyoruz. Çok kolay takip etti yine. En iyi yerde koşuyu takip ediyor. Üçüncülükte bariyer dibinde. Yani Özcan iki yarışta fotokopiyi çekercesine bindi. Evet. Hemen gidenlerin arkasında bariyer dibinde konumlandı. Bununla tabii düzlükten sonra Tale of the Dream'in dışına alıp hamlesini yaptı. Ama diğerinde açık alandan bariyer dibinden yaptığı hamlesiyle kazandı. Güzel bir birincilik daha elde etmiş oldu. Kutluyoruz. Kutluyoruz. Şey çok enteresan. Kırtay, Ice Bear. Yani kayık koşusunu kazanmıştı. Sonrasında ağır çimde yine konuştuğumuz bir isimdi ama geçen seneki performanslarını aratıyor. Bu sene o pek başarılı değil. İki yaşlılığını aratıyor. Aratıyor evet. Evet. Hocam? Öncelikle Mertcan Çelik ve Miral Ayım ilgililerine geçmiş olsun diyelim. Dedim programın başında hani biraz sonra bahsederiz Bursa'daki evet. Tener olayından. Evet. Şimdi bazen hep deriz ya hepimizin bildiği şey atlar konuşur dilinden anlamak lazım. Tabii. Miral Ayım da aynen öyleydi. Söyledi. Şimdi Miral Ayım starta girerken epey uğraştırdı. Ben koşmak istemiyorum dercesine. Sonra starta girildi meşakkatli bir şekilde. Startın içerisinde yere yattı. Sonra kaçtı. Evet. Yakalandı, geldi. Starta girdi. Bu sefer çıkışta Mertcan Çelik'i de üstünden attı. Evet. Yani at bugün ben koşmayacağım. Sinir sistemi bozuk. Geçmiş olur. Olsun. Geçmiş olsun. Şimdi Mr. Baybars ne oldu da böyle oldu dedi Yalçın. Hep bahsederiz bildiğimiz şeylerden yine. Bazen takılar fayda sağlıyor takılan. Bazılarında da vazgeçilen takılan fayda sağlıyor. Şimdi Mr. Baybars 9 start almış. 6'sı sentetik. Son 3'ü çim. Çim koşmaya başladığında Mr. Baybars'tan kapalı gözlük takısı çıkarılmış vazgeçilmiş. Evet hocam. Ve Mr. Baybars da bu hale geldi. Tam anlamıyla sınıf atladı. Sınıf atladı. Kutluyoruz. Hegel tabii o da yine önde tutanlardandı. Ama sentetikte koştuğu merhum Sadık Eliyeşil ve ardından ağır çimdeki Cihangir koşularından sonra sanki biraz süzülmüş gibi. Ice Bear ki kazandığı bir A2 koşu var. 2 yaşlığında ama 2 yaşlılığından sonra eski Ice Bear'i göremiyoruz. Geçmiş olsun. Ben bu ikinci olan Tale of Dream bakalım merak ediyorum ilk çim birinciliği ne zaman gelecek? Bugün de bilmiyorum satılmış olduğunu el değiştirdiğini öğrendik. Tale of Dream. Tale of Dream. Tale of Dream'in yeni sahiplerine hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Şeye geçmiş. Giyotin'in ekürüsü olmuş. Giyotin'in ekürüsü olmuş. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun tekrar. Satana da. Erdal Öztürk kardeşimize hayırlı olsun. Diyor ve efendim hemen gidiyoruz bir diğer mücadelemiz için Adana'ya. Adana'da 19 Mayıs tarihli 3. koşu Adana Jandarma koşusu olarak yapılan ve Burak Star'ın kazandığı koşuydu. Ekranlara da gelmeye başladık. Savade 8 statüde 3 yaşlı 7 İngiliz tayı bir araya geldi. Burak Star sürpriz 16 lira 15 kuruş ganyan %4'lerde bir AGF oranıyla Nizamettin Demir idaresinde kazanma başarısı gösterdi. Son 1,5 ay yani işte yeni sezonla birlikte galiba bu net bir rakam değil biraz algı olarak bende öyle oluştu. En çok sürpriz Adana'da oluyor. Evet gerçekten Adana'da. Adana çiminde özellikle. Kesinlikle katılıyorum sana Sadıkçığım.
Maiden'dan bu yarışta çıktı Burak Star. Evet. Yani Sait abi gene şeyin ekürüsü değil mi bu? Akdeniz derbisini kazanan Oğuz'un rüyasının ekürüsü. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, topçu ekürüsü, aynı ekürü, doğru. Evet. Tabii koşunun favorisi King Davut çok ciddi tempolara girdi. Bir de o virajda savruldu, dönemedi. Biraz erken hamleyi yapınca, bir de oralarda savrulunca düzlüğe çıktığında çok bir sermayesi yoktu. Yine rakip noktasında gördüğü için Patrick Wilding de erken hamleyi yaptı. Çim pistte uzun mesafede bu kadar erken didişirsen koşuda sürpriz olur. İlk defa Maiden'dan bu yarışta çıkan at düzlükte. Koşuda çok başlardan etliye sütlüye karışmadığı için Nizamettin düzlükten sonra önde enerjisi kalmayan rakiplerini kolay sıyırdı. Bariyerde bir de oh maşallah açıldı. Evet. Oradan da hamleyi yaptı ve kazandı. Yani hem Fatih Sultan Mehmet Sansar hem Mehmet Salih Çelik bu yarışta çok kötü performans sergilediler bence. Hani hem ciddi tempolara girdiler, hem ikisi de savruldu. Yani öndeki savrulunca dışındaki de savruluyor haliyle. Ama çok iyi biniş sergileyemediler. Yani birinden biri biraz daha beklese yarışın neticesi farklı olurdu diye düşünüyorum. Ama işte hep ne diyoruz? Biri hata yapacak, biri kazanacak. Tabii. Yine sonlarda Sonato Vie Sami Kaplan'la gelip ikinciliği biraz daha arayı kapatarak öndeki kazanan Tay ile güzel bir ikincilik elde etmiş oldu o da. Yani, koşunun favorisi ve ikinci noktadaki safkanlar birbirlerini çok fazla rahatsız edip tempolarını yükseğe çıkartınca koşuda iki çok fazla inanılmayan, tutulmayan atlar biri kazandı, biri ikinci oldu. Gerçekten öyle. Sıralı ikili de 282 lira. Yani kaç at koşuyor yarışta? 7 at. 7 at. Yani. Biri dördüncü %4, biri beşinci %3. Evet. Bir de Sonata Vie 3 boyda startta kalıyor. Kalıyor. Yani düşün önde ne tempolar olmuş ki arkadaki atlar geliyor. Yani koşu temposunun ne kadar önemli tabii olduğunu ki bir kez daha bize çok net çok gösterdi önemli. İşte bu mücadele. Gençlerde hep bunu biz görüyoruz zaten. Eski jokey olarak birçok işte abilerimiz de görüyor, akranlarımız da görüyor. Tempo sıkıntısı var yani. Evet. O tempoyu daha çok idman yapmaları lazım, daha çok çalışmaları lazım. Tempoyu bilmezsen bu yarışları kazanamazsın. Zor değil mi? Zor. Yani uzayan mesafede tempoyu ayarlamak tabii, daha da zor tabii, bir şey. Tabii. Uzun mesafe kesinlikle tempoyu iyi ayarlaman lazım. Doğru. Ölçüyü kaçırdın mı geçmiş olsun. Sonra toparladım zannetsen de olmuyor değil mi? Mesela ilk bini çok yüksek tempoda tabii gidiyorsun. Sonra diyorsun ki eyvah hızlı mı gidiyorum ondan sonra acaba? Zaten geçti hani tutmanın zaten da bir anlamı yok. Hani ilk binin doğru öyle surete girmişin olmaz. Olmuyor. Yani. Onu baştan yapacaksın. Gaz fren yok yani. Yok. Onu işte izlesinler. Saadettin Boyraz'ı izlesinler. Ne yapıyor? Tabii. Ne diyor? Yani bu gençlere benim en büyük önerim o olur. Hani biz burada ne kadar anlatsak ağzımızdan çıkanı pek anlamayabilirler. Ama görseli var. Önünde yapanı var yani. Yapılmışı var. Bakacaksın, feyz alacaksın oradan, örnek alacaksın, aynısını sergileyeceksin. Çok doğru. Ama o da işte ayrı bir şey. Bunu anlatmayla da olmuyor. Olmuyor. Ayrı İzlemeyle bir, de ayrı olmuyor. Ayrı bir meziyet. Tabii. Bir yetenek ve abi o tecrübeyle. Zamanla kazanıyorsun onu. Doğru. Zor bir şey yani, kolay bir şey değil. Ama mutlaka işte idmana çıkmıyorlar ya, onun da çok büyük dezavantajını yaşıyorlar. Evet. Hani idmanda biz senelerce her Allah'ın günü idmandaydık. İşte biz büyük hocalardan öğrendik. İşte Özdemir Atman'la galop yapıyorsun. Adam diyor ki sana bunu yapacağım, bunu yapacağım, bunu yapacağım. Bir saniye aşağısını, bir saniye yukarısını yapamaz. Yapamaz. Konduracaksın onu. Tabii ve biz konduruyorduk, yapıyorduk yani bunu. Onu başlarda yapmak için içten sayıyor mu jokeyler genelde? Tamamen atının gidişatını seziyorsun. Seziyorsun. Tabii. Artık o tabii meleke kazanıyorsun. Kazanıyorsun. Tabii. Bu. Tabii. Diyoruz ve hocam, rahmetli Ekrem abi bariyer sayardı. Ben o bariyer sayma olayı nasıl oluyor ben onu çözemiyorum abi. hiçbir zaman onu çözemedim. Ondan başkası da pek yapar. Bariyer sayma olayı yani nasıl? Zor bir şey yani. Çok zor. Çok zor. Ben tamamen atıma endekslenirim. Kanalize olurum ve yani çok şaşmazdı mutlaka galoplarım. Ya şimdi her gün idman yaparsan tabii. Tabii. Her işte öyle değil mi? Tabii pratik. Zaman geçtikçe. Pratik çok önemli. Pratik çok önemli. İşliyorsun. Ya şimdi tabii bu yarışta enteresan oldu. King Davut'la Patrick Wilding ikisi çok süratli başladı. Ben lider olacağım, sen lider olacağım. Derken onların 5-6 boy gerisinde Burak Star ve diğerleri gayet sabırlı. En arkada da 3 boy geç başlayan Sonata Vio.
O süratli başladıkları, devam ettikleri yetmedi. 806 arasında daha da zıtlaşmaya başladılar. Evet, evet. Daha da süratlendiler. E tabi taze kuvvet, bu ikiliye sokulmaya başlayan Burakslar 400'de işte içeriden açıldı, yol buldu. Önde zıtlaşarak koşan ikiliye hakim olup kazanmış oldu ilgililerini. Ve özellikle Nizamettin Demir'i kutluyorum. Bir de bu zıtlaşarak bu süratte, bu mesafede koşan iki isim, şöyle bir durum da var. Şimdi 2024'de Antalya'da başladı. Patrick Wilding. Sonrasında İzmir'e gitti, İzmir'de koştu. Nisan ortasında Adana, İstanbul, Adana. Evet. Diğeri de 20 gün içerisinde Adana, Ankara, Adana, 3 koşu. İkisinin tabii bu yorgunlukları da var. Bir de bu kadar zıtlaşarak koşunca ikisine de iyi gelmedi. Geçmiş olsun diyoruz. April One zaten 10 gün önce, değil mi? 10 gün oldu mu o yarış? Belki bir hafta. Bir hafta, 10 gün olmadı. Koşunun hiçbir yerinde yok. Elazığ'daki yarış. 15-20 boy önde kazandığı kaç tane koşu var? Tabii. 11 boy önde geçtiği attan 18 boy geride yarışı bitirdi. Abi biz bazen hani bir hafta öncesinde. Hani ben doğu yarışlarında hani çok iddialı olmadığım, hani buradan da örneğini veriyorum. Bir hafta önce 15 boy önde kazanan bir hafta sonra 15 boy önde geçtiği rakibin 15 boy arkasında kalıyor. Yani ben bunun kıstasını nasıl yapacağım? Çok zor. Çok zor yani. Çok zor gerçekten de öyle. Ama at yarışının içinde sürpriz yani, de olmazsa ama oluyor. Yani doğuda oluyor bunlar. Cazip hale getiren o zaten. Aynen öyle hocam. Peki o zaman devam edelim efendim. Bursa'yla haftanın mücadelelerine biz de nokta koyacağız. 17 Mayıs tarihli günün 8. koşusu ki kısa vade 6 ekrana da gelen Ohio Man'in kazandığı koşu, 3 yaşlı İngiliz tayları 2000 metre çim pistte bir araya geldiler. Onur Yıldız idaresinde Ohio Man önemli de bir favori olduğu koşuda kazandı. Onur Yıldız'ın da o gün 10 koşulu programda 3 birinciliği vardı. Evet. Oldukça başarılı bir gün geçirdi Onur Yıldız. Evet, Ohio Man yani çok çok iyi koşuyor gerçekten. Kendi aygırı tabii. Kayral abinin. Deha. Deha. Kendisi de çok iyi bir attı zaten. Bir Mountain Cat temsilcisi. Deha biliyorsun. Anneden Ribella'nın kardeşi. Tabii. Tajarip yavrusu. Evet. Ama evet. 1600'de kadardı galiba, evet. Değil mi? Deha, çok uzunu var mıydı? Çünkü onun biraz şeyi vardı. Kornejdi. Ha, Kornej. Tabii nefes sorunu vardı. O yüzden kazandı bir yarış. Hatta Ankara Büyükşehir Belediyesi kazandı. Ben ikinci oldum Kurtin Yadisi'yle. Hmm. Halis abi Deha'daydı. Ama limiti yani. 1900. Anladım. Yani limit. O da çok iyi ayarlamak lazım. Ama bu tay maşallah mesafeyi çok güzel yapıyor, rahat yapıyor. Evet. Onur da çok iyi biniyor bu taya. Çok güzel bir uyum içerisinde. Yine çok güzel noktalarda takip etti koşuyu. Koşunun da zaten %63'e varan bir oranı almış ismiydi. Birazdan dışarıları dolaşmasına rağmen tabii Onur tayını da biliyor kapasitesini. Buradan sonra hamleyi yaptı dışarıdan. Yaptığı hamleyle gelip 1,5 boyla da olsa Coward Queen'i geride bırakmayı başardı. Coward Queen de yarışın iyi koşan isimlerinden. Bence hem öndeki tempoya uydu, hem sonunu direndi. Hani burada AGF tablosuna bakarsak kaç katı fark var? Yani 8 katı kadar 8 katı. Fark var. Yani 8 katı kadar bir fark olmadığını gösteren bir performans ortaya koydu bence. Doğru. Ve sonlarda Rising Boy'un da yarışı çok ilgi çekici. Bir sonraki yarışı daha farklı olur diye düşünüyorum. Ki öyle bir orijin var ki Rising Boy'da da. Annesi The Rising, baba Kaneko. Evet. The Rising'i biliyorsun, öz kardeşiydi Sabırlı'nın. Evet. O da çok başarılı bir performans ortaya koydu. O da Maiden'dan çıkar çıkmaz kısa vadede yakın ara üçüncü oldu. Evet. İyi bir yarış yaptı. Hocam. Valla kazanan Ohio Man bu yıla gayet iyi başladı. Ha, geçen sene de çimde 6 start alıp ilkinde, ikinci, sonrasında 2 tane birinciliği var. Grup 2 kayı koşusunda 5.4 çok ağır pistte neticesiz kalmıştı ama
kısa vade 8 koşuda yakın arayla da 4. olmuştu. Bu yıla kumda kazanarak başladı. Çok iyi bir giriş yaptı. Sonrasında yine kumda 2. oldu. Ama son 2 çim koşusunda üst üste 2 birincilik ki bu yıla başladığında kulaklık takısı kullanarak koşmaya başladı. Evet. 4'te 3 yaptı. Özellikle mesafe uzadıkça daha da başarılı olabilecek bir görüntüde olduğunda söylemek lazım. Aynı gün hem Bursa'da hem İstanbul'da Ottawa'da aynı gün iki kısa vade kazanan Tayral tutumlu ekürüsünü yürekten kutluyoruz. Evet. Covert Queen ki Maiden sonrası bir türlü kazanmayı başaramıyordu. Ama normal çimde ve uzunda giderek yükseliş içerisinde olduğunu da belirtmek lazım. Rising Boy 8. startında ki 2 hafta önceydi Maiden'den çıktı. Ancak o Maiden'den çıkarken bir kapalı gözlük ilavesi oldu. Hı hı. Ve kazanmayı başardı. Hemen gelip burayı koştu. Yani hem o kapalı gözlük hem de çim pistte farklı havaya bürünmeye başladı. Bunun yanı sıra bir aydan daha kısa bir süre önce yarış hayatına başlayan ve henüz Maiden ilk kez çim koşan Line of Honor'un da 4.'lüğünü ben tatminkar olarak görüyorum. Diyoruz. Bunun yanı sıra Down Runner önde tutulanlardan 2024'de iyi başlayamadı. Bu koşuda bir de takı değişikliği denendi. Yine olmadı. Bir ölçüde gerçi bu koşu ilk kez bir uzun mesafede koşuyor. Uzundan da hoşnutsuz gibi bir havası var. Kandıra Bey'i de bu arada hem kilosu ağır hem de çimde 3 Maiden koşup çimde Maiden'den de çıkamamıştı. Ona da geçmiş olsun diyoruz ve efendim haftanın mücadelelerini böylece noktalıyoruz. Şimdi de tabii ki start provalarına bakacağız. 3 ayrı prova ekranlarınıza gelecek. İlk görüntüler içinde hemen ekrana taşıyoruz provalarımızı. Yaşlı İngiliz tayımız start provasında Miss Planet 2022 tayı Vefa İbrahim aracı ekürüsü 3 numaralı starttan Elaya 2022 tayı Fedai Kahraman ekürüsü 5 numaralı starttan Son of the Knife Erdoğan Bıçak ekürüsü 7 numaralı starttan 50-50 Işıl Güneş Kemal Kurt birlikteliği önde bitiren tay 1 numaralı starttan çıkış yapan Miss Planet 2022 tayı derece 22.5 bu 4 tay da hakem heyetinden koşabilir onayını aldı. Ve ekrana da bu bilgiler doğrultusunda onay aldıklarını da görüyoruz görsellerimizle birlikte. Kutluyoruz, ayakları düz bassın diyoruz ve bu kez Arap taylarının start provalarıyla devam ediyoruz. We'll be right back.
4-3 yaşlı Arap dayımız start provasında 1 numaralı starttan Buz Devi Murat Kaya ekürüsü, 3 numaralı starttan Aşkın Oğlu Taner Temel Kur'an ekürüsü, 5 numaralı starttan Betüş Hanım Muratcan Kanar ekürüsü, 6 numaralı starttan Meymene Sedat Demir ekürüsü, 5 numaralı starttan çıkış yapan Betüş Hanım önde bitiren tay oldu. Derece 25.5. Bu 4 Arap tayımız da hakem heyetinden koşabilir onayını aldı. İki dişi, iki erkek tay. Birinci, ikinci dişiler, üçüncü, dördüncü erkekler olmuş hocam. Ekrana evet. Da yansıdı. Bu bilgiler doğrultusunda start onayı da aldıklarını gördük. Ayakları düz bastın diyelim ve son provalarımızla devam edelim. Yaşlı Arap dayımız start provasında 1 numaralı starttan Öykülü Kız Avni Kaya ekürüsü, 3 numaralı starttan Reyhan Gelin Abdullah Kaya ekürüsü, 5 numaralı starttan Telkari Aytu Bargu Kazım Kartal birlikteliği, 7 numaralı starttan Çubuk Bey Murat Bayar Mehmet Şirin Dinç birlikteliği, önde bitiren tay Reyhan Gelin. Derece 25.5. Bu 4 tayımız da hakem heyetinden olur koşabilir onayını aldı. Tüm tayların ayakları düz bassın. Uzun ömürlü yarış hayatları olsun. Amin hocam, tüyleri kadar kazansınlar diye de ekleyelim ve ayakları düz bassın diyelim bir kez daha onay alan tüm taylara. Efendim tabii ki yavaş yavaş programın son bölümündeyiz ve son bölümde malumunuz nostalji yapıyoruz. Nostalji koşumuzda da tabii ki bu programda uzun uzun konuştuğumuz bir erkek tay deneme koşusuna gideceğiz ki hafızalardan kolay kolay silinmeyen bir koşuya, 2001 yılının erkek tay deneme koşusuna gidiyoruz. Grand Equinox ve Yalçın Akağaç'ı bir kez daha izliyoruz. Bir boy geç başladı. Orta kulvardan 3 numaralı Barrel numarayı alıp 1,5 boy farklı bir liderlik temin ediyor. 1,5 at boy kadar geçtiğinde en dış kulvarda 2 numaralı Angelus Row. Bunun sahasından son biraz 2. ve 3. liraya yerleşiyorlar. Ve bunların 1,5 boy kadar geçtiği iç kulvarda izlediğim safkan 8 numaralı Orlando şeklinde. Bunun sahasında dış kulvarda Ali Efe şeklinde 1200 metre start yeri. 3 numaralı Barrel'ın 1,5 boy farklı liderliğinden geçiliyor. 11 numaralı son biraz 2. ligde. Bunun sahasında 2 numaralı Angelus Row 2. ve 3. liraya yerleşiyorlar. 4. ligde izledim safkan 8 numaralı Orlando. Orlando'nun sahasında Ali Efe. Ali Efe'nin bir boy kadar gerisinde 7 numaralı koşturanı görüyorum. Bunun sahasında da 800 metre startleri geçirdikten sonra 5 numaralı şu anda Grand Equinox'ta atak yapıyor. Son 600 metreye doğru geliyoruz. 3 numaralı Barrel kaçıyor dış kulvardan. Şimdi 2 numaralı Angelus Row atak yapıyor. Bunun sahasından dış kulvardan 11 numaralı Sunbreeze ile birlikte ve son viraj döndükten sonra dış kulvardan Sunbreeze atak yapıyor. İç kulvardaki 3 numaralı Barrel'ı yakalıyor. Orta kulvardan 11 numaralı Sunbreeze asfaklı bir derlik. Temin 3 kulvardan Barrel mücadeleyi bırakmıyor. Geri plandan 7 numaralı şu anda koşturan da atağını görüyorum. Orta kulvardan Sunbreeze lideri alıyor. En düş kulvardan da 7 numaralı koşturan ve en düş kulvardan da şu anda 9 numaralı şu anda Sailurmen'in de atağını görüyorum. Düş kulvardan 7 numaralı koşturan geliyor. En düş kulvardan da 5 numaralı Grand Tekinos geliyor. Koşturan lider Grand Tekinos geliyor. Koşturan lider dışarıdan son hattayla Grand Tekinos koşuyu kazanmayı başarırken 7 numaralı koşturan ikinci, iç kulvardaki 11 numaralı Sunbreeze, orta kulvardaki 2 numaralı Angelus Row, bunun dışındaki Sailorman arasındaki üçüncülüğü varış hakemleri bildirecekler. Günün 9. ve son koşusu açık erkek tay deneme koşusunu Volkan ikincinin Grand Equinox isimli safkanı Yalçın Akağaç'la kazanmayı başarırken koşturan ikinci olarak ayrılıyor.
Evet, muhteşem bir mücadeleyi, muhteşem bir şampiyonu bir kez daha izledik. Daha doğrusu iki şampiyonu izledik. Hem sen hem Grant Equinox. Evet. Bir daha yapılamayan Triple Crown'u ilk ayağında izlemiş olduk. Vallahi sağ olsun sevgili Ömer dedi. Hani bu yarışın havası hiçbir zaman bitmez dedi. Biz bunu daha önce verdik ama dedi her sene de versek her zaman izlenecek bir yarış dedi. Öyle. Hakikaten hani işte 2001 yılında yapılan Triple Crown'un ilk ayağı. Yani bir de hikayesi de çok bu yarışın. Hani ben zar zor bindim bu yarışa. Binemeyecektim. Doktorlar binemezsin dedi hatta. Ben tabii o biraz da inatçı yönümü, mücadeleci yönümü ortaya koyup binmiştim. Yarışa 2 gün kalaya kadar aşağı yukarı 20 gün kadar yattım. 2 gün kala geldim. Bir Grant Equinox'u çalıştırdım. Yarış sprintini yaptım. Bir tur sahi koştum. Sonra bir gün sonra yine geldim. 1-2 at çalıştırdım. Ve yarış günü Grant Equinox'un üstüne çıkıp yani dikkat edersen burada dolaşıyorum da ben. Evet. Çok fazla koştum rakiplerime oranla. Çünkü Grant Equinox şey bir at yani böyle temposunu buldurman lazım ona. Evet. Hani biraz fazla dolaş ama tempoyu buldur. Mesela Gazi koşusunda da ben ekstradan dışarılara gittim. Ama bekleyeyim öyle pıt diye gelecek bir at değil Grant Equinox. O randımanını yakalattıracaksın ona. Zaten sevgili İrfan abi de göremedi atı son 200'lere evet. kadar. Hala yok şu koşuda. şu anda diye en son biz kadrajda belirdik. Ya bir de geçtiğimiz safkan da çok özel bir safkandı koşturan. Tabii. Hiç geçilmeden namalüp gelmişti bu yarışa. Ve biz tabii bu yarışı son anda gelip kazanınca da tarihe geçmiş olduk. Yani halkımızı da selamladın yalnız. Evet. Fotoyu bir de tabii işte ana şeyi de var ya böyle hikayesi de var ya. Tabii. Gelip çünkü Grant Equinox bana hem Orhan Meker'de hem Cihangir koşusunda zaten verdi evet. mesajı. Aman dedi Yalçın kaçırma dedim bu atı kesinlikle ne yap ne et çık üstüne. Çünkü ben binmesem bu yarışı yani X kim binse gelip bu şekilde kazansa at onda kalır. Doğru. Net yani. Doğru. O yüzden bunun da bilincinde olduğum için ahdettim vefa ettim kelle koydum diyorlar ya. Geldik koşuyu da kazandık. Sağrısı değil mi şu anda bile ya, baktığımızda maşallah dedi. İnan bana bak sağrısı buradan öyle gözüküyor ama sağrısı Grant Equinox'un şeyi gibidir aslında. Çok daha küçüktür. Ön daha göğüs değil mi? Kol müthiş yani. O ön motor müthiş bir attı yani Grant Equinox. Evet. Zaten işte tarihte yapan 8 attan bir tanesi ve Gazi kazanıp da devam eden nadir atlardan bir tanesi. Çok doğru. Yani yurt dışında başarıyla temsil etti ülkemizi. Ve çok uygun bir bedelle değil mi satın alınmıştı? Evet ben 25 milyar diye hatırlıyorum ben eski parayla. Ben de 50 bin lira diye hatırlıyorum. Ben 25 milyar diye hatırlıyorum. Ki o dönem içinde normal makul bir bedel. Yani bedeldi. İyi bir para. 250 bin liraya biz şeyi kazandık Gazi Koç'ta 250 bin liraydı. 250 milyar. 25 bin. Ha o zaman da bindi tabii. Tabii ben de 25 yani yok. 25 bin miydi o zaman da öyleydi. Şey de mesela 250 bin liraydı Gazi ikramiyesi. Evet. Yani. Efsane ya. Yani gerçekten. Yeri dolmayacak atlardan bir tanesi. Müthiş. Hakikaten müthiş. Efsane. Hocam sizin için de öyledir değil mi Grant Equinox? Herhalde. Yani tarihe altın harflerle geçmiş. Müthiş. Ya. İsmi de cuk oturmuş değil mi? Tarihte zaten başka bir at yok sevgili Sadık. Yani böyle hani bir özrü olup bir engeli olup. Çünkü sonuçta hani bazı atlar için engel olmayabilir ama bazı atlar için engel bu. O çok çünkü kambur bel dediğimiz durum. Ona rağmen bozukluğu. Müthiş. Evet hocam. Müthiş performanslar sergiledi. Yani ben tarihte başka bir at olduğunu düşünmüyorum. Yani yurt dışında da olsaydı haberimiz olurdu bugüne kadar. Bu denli başarılı yani, olup değil mi? Yok diye biliyorum. Tarihte yok yani. Muhtemelen öyle. Dünyada olmadığını biliyorum. Öyle burası de. Var. Öyle de büyük bir at. Yani yürek müthiş var bir yürek vardı tabii zaten. Hocam. Ve bize çok çektirdi Tayken. Bir yarış hayatının ya ikinci startıydı ya üçüncü kum pistte kapaklara vurdu kaçtı gitti. Oo. Yani İhsan abi tutardı seyisi bir tek ahırda. Ahraz bir seyisimiz vardı abimiz. O tutardı. İğne yaptırmaz. Elletmez. Allah. Yani çok sıkıntılı bir attı. İşte her şeyin bir hikayesi var diyoruz ya şampiyonun. Var. Yani bilmiyorum Madras'ta tabii ne gösterecek zaman bilmiyorum ama o ışığı gördüm. Bakalım. Ayakları düz bassın diyelim. Şampiyonu da anmış olduk. Evet. Ağzına sağlık sevgili Yalçın. Sizin de ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Güzel bir yayın olduğunu düşünüyorum. Elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce yorumladık yarışları.
Umarım sürçülisan etmemişizdir. Ettiysek de affola diyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek ümidiyle bizden bu kadar bu akşam. Çok teşekkürler sevgili Yalçın. Hocam ağzınıza sağlık. Sağ olun. Çok teşekkürler değerli yorumlarınız için. Ağzınıza, emeklerinize sağlık. Tüm çalışma arkadaşlarımızın haftaya sağlıkla inşallah buluşmak üzere. İnşallah hocam. Efendim sizlere de ayrı ayrı her zaman olduğu gibi çok teşekkür ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmadığınız için haftaya çarşamba akşamı 22.00'da TCK TV'de dürbünden yansıyanlarla olan randevunuza kadar hepinize sağlıklı güzel günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.